Sevgili dostlar merhaba, bu video ile sizlere bir teknikten bahsetmek istiyorum. Hem bu teknik size farklı bir bakış açısı sunabilir nakşatralarla ilgili, nakşatraları nasıl kullandığımızla ilgili. Ay bugün Anuradha nakşatrasından geçiyor. 27 nakşatra var. O yüzden de hemen hemen bir nakşatra çok kısa sürede geçiyor. Çünkü ay biliyorsunuz bir döngüsünü bir ay içinde tamamlıyor. Şimdi her bir nakşatra bireylerini öğrenmek, şu temalarını öğrenmek şu açıdan da aslında önemli. Diyelim Anuradha nakşatrasına bakacak olursak, çok kısa, Anuradha nakşatrası henüz eklemedim YouTube'larda. Fakat onu tıklayabilirsiniz. Belki bu videoyu daha sonra da izlediğinizde. Çünkü bu videonun amacı bir tekniği paylaşmak sizlerle. Şimdi Anuradha nakşatrasının özelliği, burada Radha Krishna'ya çok aşık oluyor ve çok bağlandı ve aynı zamanda tanrısı Mitra'dır. Mitra arkadaşlık tanrısıdır aslında. O yüzden çok bağlı, kendini adamış Krishna'ya. Fakat Krishna terk ediyor Radha'yı ve onun üzerine çok etkileniyor Radha ve kendini mistik, eski çağ, astroloji, o tarz şeylere adıyor. Meditasyon gibi kendine. Şimdi bu tema önemli Anuradha'da. Anuradha özellikle Mitra ve Varuna tanrısı. Varuna tanrısı kozmik kanunların okyanus tanrısı. İki Mitra ve Varuna birisine aşık. O yüzden Anuradha bireylerinde bu tema görülebilir. Yani ya aşık oldukları kişi bırakır gider ya da ayrılırlar ve ondan sonra bu kişi başka birisiyle olabilir. Fakat tekrar geri dönebilir. Kıskançlık teması vardır Anuradha'da ve Anuradha nakşatrası bireyinin o yüzden denemesi vardır. Yani bir takım şeyleri dener ve en sonunda başarıya ulaşabilir. Anuradha nakşatrası bireyleri başarısızlığı yaşarlar, o aşık oldukları insanı, sevdiği aşkı kaybederler ve kaybetmenin ne demek olduğunu öğrenirler ama sonunda da bu aynı hikayede anlatılanla Radha'nın yaptığı gibi izole olarak o daha da o değeri biçilmeyen, o aşktan bile belki önemli olan değeri, o hayatın anlamını bulurlar aslında. Böyle bir tema vardır Anuradha nakşatrasında sonradan ve sembolü de nilüfer çiçeğidir. Nilüfer çiçeği gibi belki o gölün içinden çok kirli, karanlık, o durgun olan suyun içinden büyür ama nilüfer çiçeği sonradan bir anda açar. O yüzden Anuradha nakşatraları bireylerinin hayatları da böyledir. Aşk olsun, ne olursa olsun, hangi gezegen olursa olsun burada o şekilde o temalara bağlı olarak hayatları bir nilüfer çiçeği gibi açar. Şimdi bu teknikten bahsedecek olursak nasıl uygulayabiliriz? Ay ne zaman hangi nakşatadan geçtiği zaman haritada doğum haritasında bulunan ayı birinci ev yapın. Lagna Lord yapın ve saymaya başlayın. Ay, transit olan ay hangi evden geçiyor diye. Diyelim ayı birinci ev yaptınız ve saymaya başladınız. Üçüncü evde ise transit ay, doğum haritasındaki aya göre saydığınızda, üçüncü evde ise demek ki üçüncü evin temalarına bağlı olarak bu nakşatraların etkisini görüyorsunuz. Hemen aynı örneği kullanalım yine. Üçüncü ev nelerle alakalıdır? Üçüncü ev arkadaşlarla alakalıdır. Bunlar çok samimi olmadığınız arkadaşlarla. Çünkü eğer bir arkadaşlarla çok çok samimi olduğunuz zaman onlar 11. ev haline gelir aslında. Bunu da unutmamak lazım. Arkadaşlar hani çok yakın, çok samimi, candan arkadaşlar değil belki ama normal arkadaşlar ve küçük kardeşleri temsil eder. Üçüncü ev sosyal medyayı ve yüksek olmayan sanatları, bunlar hobi olarak resim yapmak, şarkı söylemek, eğlence, parti, bu tarz şeyleri simgeler üçüncü ev. Şimdi Anuradha nakşatrası ay buradan geçiyorsa bu ne anlama gelir? Demek ki bu konularda, bu konularla ilgili kıskançlıklar olabilir. Bu konularla ilgili kaybettiğiniz kimseler olabilir. Mitra arkadaşlık tanrısıdır ve Anuradha nakşatrası bireyleri arkadaşlıklarından
dolayı kendi ailelerini ihmal edebilirler. Tabii bu arkadaşlık evine de denk geldiği için belki burada arkadaşlık sevgisi daha da artabilir. Onun dışında eğer sosyal medya ile ilgili belki arkadaşlık şeyleri ön plana çıkabilir. Bu temalarla ilgili başarısızlıklar, aldatmalar ya da başarısızlığa uğramış hissi olabilir. Bu temalar olabilir. Bunun cevabı nedir? Aynı Radha'nın yaptığı gibi ya spiritüel şeylere odaklanmak ya da mistik şeylere odaklanmak, biraz kendi içine dönüp kendini sorgulamak ve o nilüfer çiçeği gibi mutlaka o çiçeğin açacağını beklemek gerekir. Yani eğer bu arada nilüfer çiçeği nasıldır? Hani o bu reçetelerinde var. Lütfen Anuradha videosuna girip bakarsanız onu çektikten sonra bahsedeceğim mutlaka. Nilüfer çiçeğini düşünün. O bir böyle kökle aslında suyun içindedir. Onu hortum gibi düşünün. O hortum besler. Bu aynı zamanda musluk sistemini aslında şey yapar. Musluk sistemiyle, evin musluk sistemiyle aynıdır. Evde herhangi bir muslukla bir sorun varsa mutlaka bunu tamir etmeniz gerekir. Çünkü bu bir ay boyunca aynı eve gelerek Anuradha nakşatrasını rahatsız ettiği için o nasıl o kökte bir sorun varsa nilüfer yükselemeyeceği için bu o enerjiyle aynı paralellik olduğundan dolayı o sizin o enerjinizi etkiler. O yüzden o evle ilgili sorunlarınız olur. Eğer bu 7. evle alakalı olursa belki hani aşk o tarz Anuradha nakşatrası temasıyla da alakalı olduğu için belki daha kolay anlaşılabilir. Eğer bu 7. evinize denk geliyorsa her ay Anuradha nakşatrasına geçtiği zaman 7. ev bu arada Ay'a göre, doğum haritasındaki Ay'a göre 7. eve denk geliyorsa bu demek ki o dönem belki kıskançlığın arttığı dönem olabilir. O dönem biraz arkadaşlara çok yardım ettiğiniz için, çünkü Mitra'nın güzel bir hikayesi var, nasıl Baga'ya gözlerini verdiğine dair Shiva'nın o şeyinden sonra gözünü çıkarmasından dolayı mutlaka o videoyu tavsiye ederim izlemenizi. O yüzden Anuradha nakşatrası bireyleri şeydir. Anuradha nakşatrası bireyleri çok arkadaş canlısıdır. O yüzden belki bu dönemde transit anında bu tema yaşanabilir. Özellikle dediğim gibi evde yaşadığınız evde herhangi bir muslukla ilgili sorun varsa bu enerji o açıdan önemli. Çünkü her bir ay sizi mutlaka yoklar o. Tamir etmeniz gerekir. Bu reçetelerden biri. Bunun dışında Shadabisha nakşatrası bireyi, bir insan size yardımcı olabilir. Bunun da bağlantısı Varuna ile. Çünkü Varuna bu güvenlik şefi gibi düşünün. Ve Varuna direkt korur. Çünkü Anuradha çok Mitra, çok arkadaş canlısı olduğu için ihmal etme olasılığı var. Fakat Varuna şeydir, güvenlik kuvveti gibi her şeyi görür. O karanlıkları, o yüzden özellikle bu dönemde Shadabisha arkadaşları yardımcı olabilirler. Söylemek istediğim şu, her transitte Ay'a göre nerede olduğuna bakın. Eğer bu 9. evse 9. evle ilgili temaları görürsünüz. Ya yolculukla ilgili şeyler çıkar, ya öğrenmeyle, inançla, spiritüel, dini konularla ilgili şeyler çıkarabilir. Ve aynı şekilde reçeteleri uyguladığınız zaman bu evlerle olan şeyi iyileştirmiş olursunuz. O enerjiyi bir nevi rahatlatmış olursunuz. Bunu denemenizi öneririm. Özellikle ay, onu çekmeyi düşünüyorum. Ay tutulması Temmuz 5'te oluyor. Purva Aşada nakşatrasına geçiyor. Bu enerji de çok önemli. Ondan da bahsedebilirim belki kısa bir videoyla. Bu dönem özellikle Purva Aşada o 9. orijinal 9. evde olduğu için ay tutulması onunla ilgili temalar ön plana çıkacak. Bu açıdan da önemli. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinizi sevin. Etrafınızdaki insanları sevin ve sevgiyi paylaşın. Hoşça kalın dostlar.